Şey çıkabilir miyim? Otur. Lütfen. Hadi bakalım. Babam ek iş buldu. Ferhunde ile aramız düzeldi. Annemin de havası iyice değişti. Eğlenceye dalıp birkaç saat de olsa günlük dertlerden uzaklaştı. Allah tadımızı bozmasın. Oh, oh. Aman of. Oh, oh. Aman oh. Annem sık sık aynı lafı tekrar ediyordu. Ay, ağzımızın tadı bozulmasın. Bozulmasın annem. Ay, ağzımızın tadı bozulmasın. Yine sessizleştin. Ne oldu? Biz ne olacağız Oğuz? Şu anda seviyeli bir birlikteliğimiz var. Daha ne olmasını istiyorsun? Hiçbir şey istemiyorum. Ya ne oldu yine Leyla? Geç kaldım. Sen kalkma, giderim ben. Kalkma vallahi, gidiyorum ben. Bir daha da gelmeyeceğim zaten. Ne demek o şimdi? Bitti demek. Oğuz, ben günlerdir uyumuyorum. Sinirlerim laçka oldu. Çok huzursuzum. Düşünüyorum düşünüyorum, işin içinden çıkamıyorum. Bu yanlış Oğuz. Yani sonu yok. Niye sürdürelim ki? Bitti dedin. Tamam kes. Kemküm kemküm. Kendini de yorma, beni de. Açıklamak istemiştim. Ben açıklama falan istemiyorum. Sıkıldım Leyla. Artık çok sıkıldım. Böyle gizli saklı görüşmeler. Zaman darlığı. Sonra hep böyle tetikte olmak. Yani önce heyecanlı gibi geliyor ama insan bir yerde bunalıyor. Ya. Kısıtlıyorsun beni. Boğuyorsun. Anlaşıldı. Hayır, neyin tribi şimdi bu? Yani sen bitti demeseydin söylemeyecektim ki bunları. Ne kadar iyisin. Yoksa sen başka şeyler söyleyeceğimi sandın? Hayır, yalvarıp beni bırakma diye ağlayacağım. Hı? Hiç tarzım değil. Şimdi öyle oldu değil mi? Vicdan yapma bana. Tamam, ben bir hata yaptım. Ama sen de tekrar geldin. Kendi ayaklarınla ve kendi rızanla. Yeter, sus artık. Bir daha gelmeyeceğim. Aramayacağım. Sen de beni arama sakın, tamam mı? Sakın arama. Bana uyar. Thank you.
İşte son TDO. Alican. Bunlar senin ödevlerin dedim. Ödev vermeyin ne olur. Hey babam geldi. Dur koşma oğlum dur. Dur çocuğum. Merhaba. Hoş geldiniz. Buyurun. Rahatsız etmeyeyim. Ders bitti herhalde. Bitti. Hadi gidelim. Çantanı topla önce. Alican biraz hareketlidir. Sizi üzmedi inşallah. Biraz dikkati dağınık. Ama idare ettik, mesele yok. Ben ücreti takdim edeyim. Acelesi yok. Sonra da verebilirdiniz. Buyurun lütfen. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Alican, çabuk oğlum. Ben bir bakayım. Aa, bak pastanın tarifini almayı unuttum Nehir Hanım'dan. Nehir abla kaçmıyor ya, alırız sonra. İyi. Aa, kapıda biri var. Hayırdır inşallah. Buyurun beyefendi. Ben Alican'ın babasıyım. Almaya geldim de. Alican? Aa, Ali Rıza Bey'in öğrencisi. Niye burada bekliyorsunuz? Buyurun içeri. Geliyor şimdi. Tuvalete girmiş. Çantasını ben topladım. İnşallah bir şey unutmamışımdır. Fark etmez. Nasıl olsa yarın yine gelecek. Aykut Bey'le tanıştınız mı? Yok. Efendim ben Ali Rıza Bey'in eşiyim Hayriye. Gelinimiz Ferhunde. Kızım Fikret. Memnun oldum. Hay Allah. Kusura bakmayın. Sizi de bekletiyoruz böyle. Rica ederiz. Buyursaydınız. Vın, geldim. Hadi gidelim. Oo, aman aman. Pek de paşaymış. Ya saçımı bozuyorsun. Aa, affedersin oğlum. İyi günler. İyi günler. İyi günler. Abla sana el sallıyor Alican. Ne yapayım? Kusura bakmayın. Rica ederim çocuk ol. Tekrar iyi günler. Çocuk işte. O ne bakıştı öyle? Ne? Adam sana nasıl baktı görmedin mi? Yok görmedim. Anlatırlardı da inanmazdım. Altın günü dedikleri öyle matrak bir şeymiş ki Şevket. Görsen her kafadan bir ses çıkıyor. Kimse kimseyi dinlemiyor. Çan 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 kümes gibi. Herkesten çok sen eğlendin ama. Canım ben eğlenmedim demedim ki. Ay Şevket, kadınlar hamur işlerini tatlıları yiyip yiyip göbek atıyorlar. Kıvıranlar, gerden kıranlar. Hayriye annemde de ne marifetler varmış gördük. Ah Ferhunde. Repertuarı tango ile sınırlı değilmiş yani öğrendik.